Üzerime Ara dizisi. Çok konuşulan bir dizi. Dizide geçtiğimiz hafta koronavirüs pozitif çıkan bir takım işte oyuncular olduğu söylenmişti. Dicle karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ahsen pozitif çıkıyor. Şöyle bir durum var. Dizi neredeyse bu hanımefendi üzerine döndüğü için bütün senaryo değişiyor. Ne oluyor peki? İyi yapıyorlar, kovuyorlar. Yılanı kovuyorlar, yılanı kovuyorlar. Yok canım, ben hiç inanmıyorum öyle bir şey. O kızın üzerine olması diziye iyi bir şey olmadı çünkü. O silik bir kız. Yok, o bence 10 gün karantinaya alındığı için yalandan bence kovuluyor gibi bir... Doğrusu o, evet doğru söylüyorsun. Ateşi çıkartıyorlar da onun için. Hayır, orada yani şey, senaryo iyi. Tabii, patronluk işten kovuyor. Belki de başka bir şey, senaryoyu biraz daha değiştirip başkasının üzerine... de senaryoyu işleyebilirler. Çünkü çok tatlı bir kız evet falan ama onun üzerine olmadı büyük hikaye. Star değil şu an için. Hiç o değil. Olmadı gibi. Büyük star bazen no name çok... birisi şey... de çok iyi olabiliyor ya. Fikiriz biliyorsun yani ama. Olmadı, bu taşıyamadı. Evet. Bu dizide hiç star yok yalnız ya. Bu dizide... Çok star var, çok star yok. Ha, ya böyle konuk oyuncular geliyor. Evet. Siz bu diziyi bana anlatsanız ne anlatırsınız? Bu dizi gerçekten bu camiadaki, bütün kirli çamaşırları döküyor. Alavereler, ama işte bunu mesela Türkiye genel yani o total grup yani o kadar önemsemiyor. Onu bu hikaye olarak çok zayıf bir hikaye bizim için. Ben tutması çok seyretmiyorum. Çok başka bir şey soracağım bu diziyle ilgili. Bu dizi bir şekilde komedi mi? Aslında romantik komedi. Komedi evet, değil yani mi? Aslında romantik. Bunu komedi. Aslında daha drama yakın bir şey yapsalardı. O zaman bu dizi çok tutardı. Bana aşkın olduğu her şey dram kirli, geliyor. O kirli ilişkiler, kirli ilişkiler. Ama işte o kadar kirli ilişkinin içerisinde zaten güzel bir aşk yoktur ki ne anlatacaklar. Ben yani hikaye Amerika'da değil mi bu dizi evet, oynuyor? Bu adaptasyon bu da. Yani bu da adaptasyon. Hani orada tamam gidiyor. Ama burada hiç ben çok şanslı görmüyorum o diziyi de. Babil'le aynı sonu yaşayacak gibi aynı kanalda zaten dediğim gibi starın hiç affı yok. Gider zaten yani. Gün değiştirdi mi bir dizi oradan anlayacağım. Evet, yani saat o, ve gün evet. Kesinlikle. Ayak oradan sesleri. Anlayayım. Kesinlikle. Peki Nusret. Nusret Gökçe. Artık gerçekten. Bir kapuçinosunu 500 TL'ye satıyor. Çünkü içinde altın var kardeşi. Bu iticiliğe ne diyorsun? Nasıl altın var yani? Ya, altın tozları tozu mı? Falan var ya öyle şeyler. Ya artık gerçekten çok hani itici değil çok mi? Allah itici. Aşkına şu videoyu biz konuşurken. Ya sen misin? Kasap haline geri dön kardeşim. Kesinlikle. Sen Feri Çahenk'le falan tanışmış olma. Sen kimseyle de tanışmış olma. Bu kadar büyümüş de olma. Ayrıca ve tanışmış. Geriye dön ya. Bir de yani, Ferit Bey o kadar görgülü, vizyoner falan aynen. Bir adam ya. Yani asla bu tip hareketleri onun yanında zaten biliyor olamaz. Onun yanında da aslında böyle kimse olamaz. Aynen. Biraz feyiz almış olsaydı çok daha başka bir adam olurdu. Aynen ama ben, işte onu demek işte istiyorum o olmuyor ya. Olmuyor bazen. Adamı işte da şey olmuyor. Yapma. Değil mi adını? Ay, adamın da adı geçmeye evet. Başladı mecburen. Ay hareketlere gerçekten bir insanın kendine yaptığını kimse kimseye yapmıyor. Yani i̇şte bu kadar zaten itici. Onun için amaç şu anda konuşulmak. Ve konuşuyoruz. Yani. Bazı insanların o anlamda çok kaybedecek bir şeyleri evet yoktur ya. Ki. Yani o yüzden onlar için konuşulmak önemlidir. Konuşulduğu zaman da işte onlar bir kendine bir şey yapıyor yani. Ya bütün sen, dünyada... Sen artık bambaşka yerde olman lazım ya artık. Senin böyle charity'lerde, vakıf gecelerinde, büyük dünyada, orada burada olup bizi çok güzel bir şekilde temsil etmen ve bambaşka level'da olman lazım. Olamıyorlar. Bazıları evet. Olamıyor. Bazıları yetiştiremiyor kendini. Orada kalıyor. Yine büyük başarı. Yani böyle bir tarzı olup da yine orada olması yine önemli bir başarı. Bu adam çok görgüsüz bence. Efendim? Son derece görgüsüz. Görgülü çok az kişi sonra var patlat. Zaten. Son derece görgüsüz. Sonra patlattı o görgüsüzlüğü. Evet bravo. İlk başta bir taşındı sanki. Ya böyle sanki. Bir şey olabilir mi? Aynen. Ben dediğim gibi bence... Hı. Ajansından ayrıldı. Yani ajans ya da bundan ayrıldı ve o PR çalışma şirketinden. Evet ben dedi ben oldum. Çok iyi çalışıyorlardı. Ben oldum dedi. Hmm. Ne zaman ki oldum dedi. İşte bazı menajerler de böyledir biliyor musun? Yani Türkiye'de yok menajer. Genelde organizatör bu var. Bu dünya galiba tabii, tabii. Standartında. Ama eğer devam bazı her şeyi bilemezsin yönetemezsin de yani. Çünkü öyle bir vizyonun yok zaten ama o kadar yerlerde kebapçı açmışsın bir şekilde kendini kanıtlamışsın başarmışsın. Yani de ki bende bir anormallik vardı. Böyle yarın öbür gün düşman kazanır. Başına bir şey de gelir kesinlikle biliyor musun? Kesinlikle öyle. Bak başına bir şey gelir bu adamın. Neredeyse geliyordu biliyorsun dansçı, dans ettiği kız arkadaşım. Yani. Bastı. Mekanı ya bastı. Böyle sinir olan insanlar ne? Da oluyor biliyor musun? Hani dans ettiği bir tane şey siyahi bir kız. Aa evet. Oo, evet. Şimdi
Tuğba ikinci bir yorum yapmış. Tabii ama Tuğba o iş 3 hafta önceydi. Ama yine de olsun. Cem Yılmaz'ın hani Saadet Aşkı çıktı ya. Evet. Tuğba demiş ki ben Serenay gibi Saadet'e de çok şaşırıyorum. Bu yaşlı ve çirkin adamlarda ne buluyorsunuz güzel kızlar demiş. Kendi hep güzel adamlarla olduğu için oradan o söylemekte hakkı var tabii. Peki biz de ona diyemez miyiz? Tuğba sen de devamlı genç, yakışıklı adamları bulup tamam yetiştirip işte gönderiyorsun. Bir ordu sen niye elinde tutamıyorsun? Sen niye elinde tutamıyorsun? Yapıştır devlet yapıyorsun. Sen niye elinde tutamıyorsun? Acaba senin de vücudun, kendin ya da beynin yaşlandığı için mi bu genç çocuklar durmuyor sende? Bir şey söyleyeyim. Çok niye güzel acaba? Vücudu var kızın ya. Ay ben gördüm onu yakından. Güzel. Çok güzel. Ben ona yıllarca ne dedim biliyor musun? Sen dedim Hülya güzel. Avşar'ın yerine gelecek kadınsın dedim ama çok o beyin çalışması lazım. Bazı... Aslında çok zeki. Bence aptal bir kadın değil. Aslında çok zeki bir çocuklar, kadın. Çocuklar. Ama kadın... bir yerlerde bir şey yanlış yapıyor. Bir yerlerde yapıyor? Şarteller inik. Evet. Ya da fazla kalkık. Bazen fazla kalkık oluyor. Şey ama şimdi mesela... Çok güzel bir kadın. Bunu yıllarca söyledim ben. Yani ilişkiyi ve birlikteliği tamamen görselliğe dayandırmak çok yanlış bir şey zaten. Yani muhakkak bu kadınlarda Cem Yılmaz'la bulduklarını veyahut aradıklarını yakışıklı bir adam olduğu için aramıyorlar ve bulmuyorlar. Peki mutlaka... Tuğba ile flört etse Tuğba flört etmez mi sizce Cem Yılmaz'la? Ama yaşına uygun Tuğba'nın. Tuğba ama çirkin diyor ya. Çirkin adam artık diyor çirkin yani. Bazı kadınlar ya, bazen çirkin bazen yalandan da işte böyle. Yani ama peki ben size soruyorum. Cem Yılmaz şu anda şu görüntüsünle mesela herhangi bir normal bir meslekte bir adam olsaydı. Herhangi normal meslekleri sayalım. Ama yine bu kadar komik mi olacak? Hayır hayatım onun komik olduğundan kim? Şöhret çirkinliği de. Aynen, onu da her şeyi kapatıyor. Aynen, işte ben söyledim. Ama komik adamı şöhret istemem olduğu de. İçin bakıyorum. Hayır, hiç komik... hep söylemedim. Ben Defne Samyeli olacağım. Bu adam normal bir adam olacak. Cem Yılmaz olmayacak da Cem Ahmet olacak. Ve yani atıyorum mesela herhangi bir meslek grupları aynen. sayalım. Mesela tornacı, otobüs şoförü evet. olsaydı. Evet. Bakar mıydık biz Cem Yılmaz'a? Bakmayacaktık. Yani parası ve şöhreti olmadığı için. Serenay veya olsan ya da bir Defne. Manav olsaydı veya bir kasap olsaydı veya yani herhangi bir normal bir meslekte olsaydı Serenay gidip olacak mıydı mesela onunla? Ama bu kasap veya elektrikçi veya manav. Tabii ki onunla küçümsemek hayır. Sakın Kıvanç Tatlıtuğ da. Olsaydı. Burak Özçivit olsaydı Burak Özçivit ekstra fantazi olacaktı tabii, bir de. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bir manav var. Yani bizim mahalleye bir manav gelmiş. Ama aynı işte bunlar doğru şeyler. Ben Seren bizim mahalledeki tabii. manavla tanışman lazım. Evet yani bir tabii. manav var ama manav. Yarabbim. Öyle böyle 1.90 boyunda sarışın mavi gözlü. Öyle domatesleri öyle. Son moda başka bir şey. Ne? Aman bir fitness hocam var benim. Kocacığım evet. ben ders almaya gidiyorum. Sakın inanmayın karılarınıza. Herkes sakın. Için söyleme ama. Herkes ama evet herkes için söyleme ya, gerçekten. Tabii ki yani ama o kadar değerli. Söyleyelim onu. Dipnot hep söyleyelim. Çünkü evet. herkes spora ne gidiyor. Ne oluyorsa oralarda oluyor. Sakın unutmayın. O spor salonları hepsi için değil ama. Fitness hocalarının söz hakkı tabii ama ki. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçinde olan spor salonlarına da gitse, öğlen yemek yemeye de gitse. Bravo. Hiçbir her yerde içinde çok olduktan doğru. sonra mekan vay ve şartlar hiç önemli değil. Yandaki masaya da bakıyor kadın. Neler yani duyuyoruz spor yani. Spor salonu biraz daha böyle hani. Temaslı. Tahrikkar. Peki. Ama bir de bazen bir giyinip falan geliyorlar. İşte. Yani öyle bir giyinip geliyorlar. Ben böyle bir giyinip gelmek görmedim yani. İşte düz, o belli dürüst. Ki aranıyor. Ondan gelmiş. Aranmaya gelmiş o. Yani çünkü spor maksatlı giyim değil o yani. Hani öyle bir giyim ki o. Ben bile gözümü giyin alamıyorum. Miyim? Giyin miyim? Giyin miyim?